Merhaba edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Namık Kemal. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk soruyla başlayalım o zaman. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Deniz Namık Kemal, Tanzimat dönemi birinci kuşak sanatçısıyım. Tanzimat edebiyatının en coşkulu şairi, Türk edebiyatında vatan şairi olarak bilinmeniz sizin için nasıl bir duygu? Açıkçası çok güzel bir duygu. Yalnız romanlarım teknik açıdan kusurlu. Olacak o kadar. Sonuçta roman, Tanzimat'la beraber edebiyatımıza giren yeni bir tür. Haklısınız. Tiyatrolarınızı halkı eğitmede araç olarak gördüğünüz doğru mu? Doğrudur. Peki tiyatrolarınızı hangi konulardan aldınız? Bana göre tiyatro bir eğlencedir. Fakat eğlencelerin en faydalısıdır. O yüzden konularını günlük hayattan veya tarihten aldım. Tiyatrolarınızın tümü dramdan oluşmakta. Tiyatrolarınızla ilgili başınızdan enteresan bir olay geçti mi? Vatan yahut Silistre isimli oyunum sahnelendikten sonra Magos'a sürgün edildim. Roman, tiyatro, makale, biyografi, eleştiri, mektup, tarih türünde eser veren bir sanatçı için üzücü bir durum. Bir bakıma öyle sayılabilir. Dil hakkında görüşleriniz var mıdır? Lisan-ı Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülahazatı şamildir. Makalesinde dil ile ilgili görüşlerimi ortaya koydum. Bir dönem Encüman-ı Şuara topluluğunda yer aldınız. Benim merak ettiğim şu, Namık Kemal hangi düşünceyi benimsemiştir? Osmanlıcılık, İttidadı İslam düşüncesini benimsedim. İzleyicilerimiz arasından gelen sorularda Renan Müdafaanesi'ni neden yazdığınız soruluyor. Fransız tarihçi Ernest Renan'ın İslamiyet ilerlemeye engeldir düşüncesini çürütmek için yazdım. Hürriyet kavramını ilk kez kullanan birisi olarak şiirlerinizi nasıl yazdığınızı açıklar mısınız? Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandım. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimleriyle yeni kavram ve konuları işledim. Mesela hangi konular? Vatan, hürriyet, adalet, hak, kanun, hukuk gibi konular. Sizden kısa bir şiir alalım. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Hay hay efendim, nasıl isterseniz. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdkı selametten, çekildik izzeti ikbal ile bab-ı hükümetten, usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvetment olan mazluma el çekmez ihanetten. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma, yere düşmekle cevher, sakıt olmaz kadr-ı kıymetten. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şiirlerinizi hep divan şiiri çizgisinde mi yazdınız? Şinasi ile tanışıncaya kadar evet. Şinasi ile tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak batı şiiri çizgisine kaydım. Birazcık da romanlarınızdan bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? İlk edebi roman İntibah ve ilk tarihi roman Cezmi bildiğiniz üzere bana ait önemli romanlardır. Peki, gazetelere gelecek olursak çıkardığınız gazeteler nelerdir? Avrupa'dan döndükten sonra 1871 yılında İbret adlı gazeteyi çıkardım. Ziya Paşa ile ise Hürriyet gazetesini çıkardık. Hürriyet gazetesi Avrupa'da yayını uzun süreli olarak devam eden tek gazete bildiğim kadarıyla. Evet öyle. Ama daha sonra Ziya Paşa Cenevre'deyken tek başına çıkarmaya devam etti. Ziya Paşa'dan söz açılmışken onun yazılarını da eleştiride bulunduğunuzu görüyoruz. Evet, biraz tutarsızdır kendisi. Tahribi Harabat ve Takip adlı yazılarımda Ziya Paşa'yı sert bir şekilde eleştirmiştim. Peki, neden eleştirdiniz?
Harabat'ın ön sözünde şiir ve inşa makalesindeki görüşlerinin aksini savunmuştur. Divan şiirini savunarak halk şairlerinin şiirlerini aşağılamış ve alaya almıştır. Anladım. Son olarak eserlerinizi öğrenebilir miyiz? Önce tiyatrolardan başlayayım. Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Celaleddin Arzemşah, Kara Bela, Gülnihal. Peki ya romanlar? İntibah ve Cezmi. Eleştirileriniz nelerdir? Tahribi Arabat, Takip, İrfan Paşa'ya Mektup, Mukaddime-i Celal, Bahar-ı Canış Mukaddimesi, Talime Edebiyat Üzerine Bir Risale. Güzel bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet edebiyat severler, bir bölümün daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere.